Milliyetçi Hareket Partisi 55 yıldır dava ve demokrasi mücadelesini hukuk sınırlarına bağlı kalarak yürütmüştür. Haklıydık ama hakkımız yendi. Gözümüzden yaşlar, içimizden kanlar aktı. Gene de kalkıp devlete bir şey demedik. 12 Eylül Cunta Mahkemesi'nin önünde tek başına savunmasını yapan ve 4 Haziran 1981'de asılan Cevdet Karakuş'un, 20 Ağustos 1981'de Dar Ağacı'nda vedalaştığımız İsmet Şahin'in, 27 Mart 1982'de boğazına ilmik geçirilen Fikri Arıkan'ın, 2 Mayıs 1982'de idam sehpasına vakarla yürüyen ve 12 Eylül'ün arkadan kumandalı taşeronlarına meydan okuyan Cengiz Baktemir'in, 13 Ağustos 1982'de yağlı urganla şehit edilen Ali Bülent Orkan'ın, 31 Ocak 1983'te henüz 20 yaşındayken anasının dahi bakmaya kıyamadığı bir çağda Dar Ağacı'na çıkarılan Ahmet Kersen'in, 5 Haziran 1983'te Dar Ağacı'na tekbir getirerek ve arka arkaya cesaretle yürüyen Selçuk Duracık'ın ve Halil Esendağ'ın, 7 Ekim 1980'de acımasızca asılan Mustafa Pehlivanoğlu'nun hak ihlali kararlarını verecek, haklarını savunacak, gidenleri getirecek bir mahkeme, bir mekanizma, bir sistem var mıdır? Ekim 1978 tarihinde işinden evine döndüğünde arabasından inerken 17 yaşındaki oğlu Mustafa Haşatlı ile birlikte şehit edilen İstanbul İl Başkanımız Recep Haşatlı'nın 24 Haziran 1979 tarihinde eczanesinde şehit edilen Manisa İl Başkanımız Cemil Çöllü'nün "Biz buraya başkan değil, şehit adayı seçiyoruz." diyerek diyecek kadar inanmışlık gösteren ve 29 Haziran 1979 tarihinde şehit edilen Zeytinburnu ilçe başkanımız Avukat Bekir Şemdinli'nin 25 Aralık 1979 tarihinde Çankaya ilçe başkanlığımızı yürütürken şehit olan Hamza Üzgören'in geldiğimiz bu aşamada hak ihlali kararını veren bizzat millettir, mukaddesattır, tarihtir. Elbette hükmünden sual sorulmayacak Cenab-ı Allah'tır. 4 Ocak 1968'de Ankara site yurdunda kahpece kurşunlar hedef alan ilk şehidimiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ruhi Kılıçkıran'ın 8 Haziran 1970'te şehit olduğunda 24 saattir aç olduğu anlaşılan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Yusuf İmamoğlu'nun 21 Mart 1970'te mansur kalan arkadaşlarına ekmek götürmek isterken alçakların kurşunlarına hedef olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi Süleyman Özmen'in 23 Kasım 1970'te ciğerlerine hava basılıp 3 gün süreyle işkence yapıldıktan sonra pencereden atılarak şehit edilen Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi Dursun Önkuzu'nun hayat ve varlıkları, hakları yok sayılırken çürümüş demokratlar, küstah özgürlük savunucuları neredeydi? Hangi deliktelerdi? Dava arkadaşlarımızın uğradıkları meşhum ve menfur saldırılarının bedelini şimdi kimler nasıl ödeyebilecek? Bir cinayeti istismar edip asılsız ve ahlaksız şekilde Milliyetçi Ülkücü Hareket Partisi'ni
ve ülke ocaklarını töhmet altında bırakan kokuşmuşlar, hayatınızda bir defa olsa ve ülkücü şehitlerimizi hürmet ve rahmet nizalarıyla hiç andınız mı? Hiç hatırınıza getirdiniz mi? Adını buradan sayamadığım şehitlerimiz haklarını helal etsinler. Dava gazilerimiz işte buradalar ve aramızdalar. Tüm şehitlerimiz davamızın kutlu tarihine kurt bakışıyla geçtiler. Şimdi vatan topraklarına emanetler. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Hiçbir ihlal kararıyla telafi edilemeyecek haksızlıklara uğradık. Ama hiçbir zaman duruşumuzu bozmadık. Davamızı satmadık. Nedamet duymadık. Ülkemize ve milletimize sitem etmedik.